Bir çıkaramadın şu koca evin yolunu. Akşam oldu akşam. Dolap beygiri bir döndürüp durdun bizi. Vallahi ben dolap beygirinden anlamam. Sana hava hoş bey amca. Altında küçücük araba. Kocaman kamyon. O yokuşuyum bu yokuşuyum. İmanım gevredi imanım. Aman be tamam biriniz bir yandan biriniz bir yandan. Yıllar sonra unutmuşuz. Bulduk işte tamam. Hı. Canan hadi geldik kızım. Ay anne çok fena oldu benim midem ya. Bir ara iniyorduk çıkıyorduk çıkaracak gibi oldum. Sonra sızmışım. Hadi in in. Hava alırsın. Ya herhalde burası değil mi? Anneanne burası mı şimdi? Evet kızım. Nasıl beğendin mi? Ya burası çok büyük. Ya, eski konak tabii. Bir zamanlar büyüklerimiz böyle konaklarda yaşarmış. Vallahi İzmir'de bir yol parası bulup konağa gidemezken kısmet İstanbul'da konakta oturmakmış Aslıcığım. Aman be abla sen delisin ya. Canan sen gel biraz yardım et bana. Kapının kilidi var. Kilit mi? Hayırdır inşallah. Ne kilidi kızım? Bas bayağı kilit işte. Yok mu sizde anahtarı? Anahtar? Evin anahtarı var. Ama kilit anahtarı yok ki. O kadar paralar sayıp döktüğün yeni evine hoş geldin şimdi Ayşe Hanım. Dakika bir gol bir. Kapı duvar. Kilitli. Ha? Peki nerede senin o sevgili abi? Niye gelmedi bizi karşılamaya? Bir dakika Osman Bey. Önce bir arayalım, öğrenelim. Yine başladın anlamadan, dinlemeden. Eşyaların da taşınması lazım. Ne yapacağız Ayşe Hanım? Komşulara bir sorsak mı? Vallahi bende keski var. Kırıvereyim isterseniz. Neyi kırıyorsun be? Daha ortada tapu yok, hiçbir şey yok. Meskene tecavüzden adamı içeri tıkıverirler ya. Kır vallahi kardeşim. Evin yarı hissesinin parasını yatırdım. Geriye kalan hisse de benim zaten. Bir sorun olursa hisse benim derim. Osman Bey'i de polise veririz. Heh. Anne. Bütün eşyalar kırılıp dökülüp birbirinin içine geçmiş ya. Ne yapacağız şimdi? Teşekkür ederiz. Oh. Efendim klimanızı açıyorum. Minibarımız burada. Oda servisi menümüz burada. İhtiyacınız varsa kullanırız. Çok fazla. Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi istirahatler. Ne yaptın? Çok verdin hayatım. Bir dahakine sen verirsin hayatım. Ben nerede yatacağım? Burası böyle boydan boya bir oda oğlum. Şu çek yat. Biz babanla içeride uyuyacağız. Sen burada rahat rahat yatarsın. Yani bana ayrı bir oda tutarsınız da gece aslılara kaçarım diye burada kalıyoruz değil mi anne? Pes yani. Bak bak, laflara bak, duyuyor musun? Ya kusura bakma ama ayıp artık anne. Sayende insanlara yolda doğru düzgün vedalaşamadım bile. Vebalılarmış gibi kaçtın hepsinden. Öyle mi küçük bey? Siz bu odanın bir gecelik fiyatı kaç lira biliyor musunuz? Biz burada hep beraber rahat ederiz diye düşündük ama anlaşılan yine yaralamadık. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Gider giriniz içeriye başlamayın. Oğlum, bu gece kalacak başka yer bulamadık tamam mı? Bununla idare et. Yarın gider mobilyalı bir ev tutarız. Rahat rahat kalırsın orada. Yok Murat yok. Yarın o bulduğumuz mobilyalı evi de beğenmeyecek biliyorum ben. Yarın diyecek ki eve ne gerek vardı ben arkadaşlarımla aynı evde kalırdım. Görürsün bak. Neyse. Ben çok yorgunum. Bir duş yapıp uyuyacağım. İyi geceler. İyi geceler.
çok yoruldum ya. Hemen düşünüp yatmak istiyorum. Vallahi iyi olurdu bu düşme bacım. Olsa da yapsak. Ama nerede? Hasbinallah. Bu kulunu İstanbul'a gelip de hapishanelerde sürünmektense canını al ya Rabbi. Açamadıysan kırayım o kilidi yenge. Kırarsın, kırarsın. Dünyanın eşyasını kırıp döktüğün yetmezmiş gibi kapıları da kırarsın sen. Açıl be namussuz. Oh! Oh, çok şükür. Sağ ol yanımda yavrum. Ay nerede buymuşsun ya? Dur ben yapayım kızım. Aa, ceryanlar mı kesik yoksa? Ceryan olmaz olur mu? Bütün sokaklar yanıp duruyor. Görmüyor musun yenge? Belki de ampul falan yanmıştır. Başka bir tanesine baksak. Dur ben şuraya da bakayım. Ampul değil, biz yanmışız. Kaldık mı şimdi böyle gecenin karanlığında? Kesik işte. Ya ben abime sordum, elektrik melektrik var dedi. Sigortalar kapalı olmasın. Attırma sigortamı şimdi benim. Elektrik melektrik yok işte. Ah Ayşe Hanım ha. Dünyamı kararttın benim, dünyamı. Şimdi gecenin bu vaktinde biz nasıl yol yordan bulacağız ha? Koskoca İstanbul'da gece gece izini yolunu nasıl bulacaksın Metin? Ulan havası da hiç uzun dediği gibi değilmiş ya. Mis gibi yot kokuyor işte. Mis gibi çiğ börek buyurun. Eskişehir'in mis gibi çiğ böreği burada buyurun. Ben de diyorum bu koku nereden geliyor ya? Abi ben de diyorum bu şahane koku nereden geliyor ya? Evet abicim, Eskişehir'in mis gibi çiğ böreği. Bak İstanbul'a geldim yemeden gittim deme. Kaç para dayı bunlar? Bak abicim, bir çiğ börek 1 lira. 2 çiğ börek 2 lira. 3 çiğ börek 3 lira. 4 çiğ börek 4 lira. 5 çiğ börek 5 lira. 6 çiğ börek 6 lira. Sen kaç tane yiyeceksin? Ver bakalım hadi 2 tane. Hemen geliyor abime 2 tane. Buyurun abicim, buyurun. Sağ ol dayıcım.